Papaz her gün pilav yemez. Kedi her zaman dört ayağı üstüne de düşmez. Ekmek her zaman yağlı tarafına da düşmez. Bazen işler tersine işleyebilir. Slovenya'dayım. Bugün sabah kalktım. Her şey normal. Gayet güzel. Dedim ki bir lavaboya gideyim. Elimi yüzümü yıkayayım. Ondan sonra da nasıl olsa yürüme yasağı var. Biraz takılırım, film falan seyrederim dedim yani. Öyle şeyler söyledim kendi kendime. Gittim. Gittiğim yer şurası. Şu karşı taraf. Sonra geri dönerken şöyle bir şey fark ettim. Aa dedim. Manyağın biri buraya mazot dökmüş. Polis görürse ceza yazar dedim. Sonra şunları gördüm. Şöyle benim depoya doğru gittiğini gördüm. Şuradaki lekeyi gördüm. Dedim ki bu işte bir ipnelik var. Elimi depo kapağına attım. Kilitlediğim depo kapağı aynen şu şekil duruyordu. Göstereyim. Böyle. Şöyle yani. Şöyle duruyordu. Şöyle elimi attım. Aha dedim bu böyle açık. Ben bunu böyle koymadım. Yani çalmışlar baba. Baba çalmışlar, mazotu çalmışlar. Hadi kapağı açtım, mazotu niye çalıyorsun? Mazotu çalacağım, bari kapağı açmasaydın. Neyse. Ne yaptık? Tabii o az önce gösterdiğim petrol istasyonuna, benzin istasyonuna gittim. Orada iki tane abla vardı. Dedim, abla help me. Of course dedi yani. Tabii, yardım ederim sana. Dedim, polisi arıyoruz. Ah dedi, ne oldu? Fotoğrafları gösterdim. Oo dedi, dizel dedi. Dedim, dizel problem. Dedim, hırsız dedim ya. Thief dedim ya. Tüh dedim, thief dedim, gitmiş dedim. Öyle şeyler söyledim kendi kendime. Sonra polis geldi. Tam şuraya durdu. Oraya gitmedi. Yani buraya durdu. Böyle buraların fotoğrafını çekti işte. Ondan sonra geldi, deponun fotoğrafını çekti. Sonra da başladı yazmaya. Yazdı. Diyor ki bana ne kadar diyor litre diyor gitti. Ne kadar gitti diyor sence diyor. Vallahi dedim tam net ölçmedim. Çünkü buraya kadar ne yaktım bilmiyorum. Ama kaba taslak 350-400 litre gitmiştir dedim. Oh, bir çarptı böldü çıkarttı dedi. 600 euroluk olmuşsun. Oldum dedim ya. Oldum, çok güzel oldum. Ondan sonra tabii bu arada şirkete falan da yazıldı, çizildi. Onlara da söyledik, haber verdik. Polis raporunu yazdı. Mail attı bana. Dedi ki işte raporun budur. Aa, o raporu daha paylaşmadım, şirkete atayım onu da. Şöyle şimdi bu sırada bak olacak ya işte. Neco aradı, bir ihtiyacı olmuş. Yardımcı olur musun? Oluruz. Bu arada laf lafı açtı. Ben de bu durumu anlattım ona. Abi dedi, senin dedi kameran var dedi. Dedim doğru söylüyorsun. Senin dedi bilgisayarın da var. Var. Mouse'un da var. Var. Mouse'u dedi bağla dedi kamera sistemine dedi. Oradan dedi görüntüleri dedi. Bul bakayım belki dedi görebilirsin dedi. Şurası var ya şurası. Ay yavrum benim be. Bunu buraya takanın aklını seveyim ya. Şu. Bu yavru böyle kabak gibi ortada değil. O yüzden görüntüleri göstereyim mi size? Önce göstereyim görüntüleri, bir izleyin. Evet, ekranımız burada. Şimdi oynatalım Uğur'cum. Tırımız geliyor. Geldi. Yavaş yavaş oynatalım. Yavaş diyelim. Geçiyor. Plakası görünmüyor tam olarak. Arkasında bir Krone Dorse var anladığım kadarıyla.
Geliyor. Buraya park ediyor. Durdu. Saat 3.01 56 57 58 gidiyor. Yani buranın saati 1.01. Şöyle normale döndürdük oynatmayı. Arkadan da normale döndürdük mü? Yok, normal yapalım. Evet, bu arkadaş geçiyor. Richter geçiyor. Ondan sonra hızlandıralım bakalım bunu. 3, 4, 8 çarpı hız yaptık. Bakın arkadaşımız çıktı piyasaya. Gidiyor burada. Baktı sol tarafa, kimse var mı, yok. Rahat rahat benim dorsenin yanına doğru geldi. Geldiği taraftan arkadan dolaşmadı. Yan taraftan benim dorsenin yanına geldi. Ne ayak. Şimdi ondan sonra da hızlı ilerletelim. Bakın şimdi saat kaçta? 3.06'da geldi yanımıza. Ya 5 dakika ya. 5 dakika içinde. Ya da o sırada işlemi yaparken sağa sola bakmaya geldi. Onu da bilemiyorum. Ondan sonra yani normal tırcı davranışı değil bu çünkü. Yani böyle bakıp da ondan sonra ne var ne yok bakayım şöyle değil. En fazla ne yapar? Şu arkadaki çimenliklere doğru gider. Sıkışmıştır. O da yok. Bak. Gördün mü? Lambalar yandı. Araba çalıştı. 3.11.25. 3.11'de. Ya arkadaş ne oldu yani? Saat 3.01'de geldin. 3.01.20'lerde. 3.11.30'larda gittin. Yani tam olarak 10 dakikalı. Yani 10 dakika sağa sola bakmak için mi geldin? İşte böyle bir problem. Houston, I got a problem, man. Neyse durum bu yani. Anlayacağınız. Ben çok baktım plakasını falan okuyamıyorum ama en azından bu saatte benzinliğe giren koyu renkli bir tır. Siyah ya da koyu mavi. Eski bir tır. Scania ya da DAF olabilir. Tam seçemiyorum onu da. Eski model. Arkasında Krone Dorse var. Benzinlikten daha net görüntüler umarım ki polis bulacaktır. Yani bizlik bir durum yok ama şey olacak. Ne onun adı? Bunun yakalanırsa başkasının canı yanmasın. Şuradan geliyor. Şuradan geliyor. Bakın buradan geliyor. Buradan böyle benim yanıma yanaşıyor. Bu arkadaş daha önce buradaydı zaten. Onda bir sıkıntı yok. Burada başka kimse yoktu bu arada. Sadece ben vardım. Bu da gece geldi. Şuraya yanaşıyor. Tamam yanaştı. Olabilir. Bizim yanımıza bir tır yanaşabilir yani. Yanaşamaz diye bir şey yok. Ama geldin. Biz tırlar ne kadar dururuz bir parkta? Minimum 15 dakika dururuz. Bak minimum 15 dakika. Çünkü o 15 dakikalık zaman cebimizde kalsın. Bir sonraki parkta yarım saat ya da işte daha ileride bir saat sonra bir yarım saat durursak 45'i tamamlamış oluyoruz. 45 dakikayı tamamladığın zaman takograf sana bir kere daha sürüş açıyor. Yani 4,5 saat daha gidebilirsin eğer toplam süren varsa. Görüntüyü izledik. Adam buraya geliyor. Sonra şöyle bir buralara geliyor böyle. Yani şöyle şöyle geliyor buralarda böyle. Bu tarafa doğru bakıyor. Hani burada kimse var mı diye. Şu da yoktu bu arada. Şu da yanımda yoktu. Bu sonradan geldi. Buralara bakıyor. Buralarda kimse yok. Şimdi buraya yanaşamayacak. Büyük depo orada. Allah'tan büyük depo sağda. Küçük depo solda. Böyle geliyor. Bir bakınıyor. Ondan sonra geliyor buradan. Böyle. Hoppa bu tarafa geçiyor. Buraya geçtikten sonra 5 bilemedin 6 dakika sonra tır gidiyor. Toplam 10 dakika duruyor. 3 Türkiye saati 3.01 küsürlerde duruyor. 3.12 küsürlerde gidiyor. Hadi 11 dakika diyelim. 11 dakika ne yaptın? Bizde mantık şudur. 11 durdum 15'te durayım. 4 daha durayım. Cebimde kalsın 15 dakika. Demek ki sen buraya kimse yok. Niye kontrol ettin sağa sola? Demek ki sen yaptın. Şimdi onun görüntülerini aldım. Polise yolluyorum. Bakalım ne çıkar. Biz artık o gitti. Polisin bana söylediği şey şu. Bu aralar Slovenya'ya bir çete dadandı. Muhtemelen bir tır ama biz firmasını, aracını falan göremiyoruz. Sen ilk değilsin. Son da olmayacak gibi duruyor. Uzun soluklu bir iş
Ama çözersek artık sana haber veririz dediler. Ben de çözmelerine yardımcı olmak için şimdi görüntüleri onlara atacağım. Biliyorum uzun zamandır görüşememiştik. Olur öyle şeyler. Malumunuz dünyada bir savaş var. Birkaç savaş var. Masumlar, bebeler, kadınlar ölüyor, öldürülüyor İsrail tarafından. Ben de o yüzden bu kadar acı varken tutup da böyle goy goy hadi video çekelim, hadi bakın yol gidiyoruz, bakın işte ne güzel değil mi, şöyle yaptık, yükü indirdik, yükü bindirdik. İşte yok işte motorumuz şöyle güzel çalışıyor, hayatımız böyle güzel gidiyor, aman ne kadar da hoş demek istemedim. Olay budur arkadaşlar. Yani aşağı yukarı bir 45 gün vize bekledikten sonra son videomda bir T1 paylaşmıştık sizinle. Volkswagen T1 paylaşmıştık. O T1'den sonra hemen 2 gün içerisinde ben yola çıktım. Aslında hemen vizem geldi, çıktım. Bir servis attım. Sırp-Macar üzeri, dönüşte Romanya. Bir servis daha attım. Sırp-Macar üzeri, dönüşte Sırp-Macar tekrar. Bu üçüncü olması lazım. Yanılıyor da olabilirim. Dördüncü de olabilir servisim. İşte bu kadar servis attın, niye video çekmedin demeyin. Az önce söylediğim sebeplerden ötürü. Ama madem başladık, videonun devamını da getirelim. Biraz uyumuşum da. Sabah oldu mu? Henüz olmadı. Suben'e geldim, Suben'e. Suben'e gelince evrak vereceğiz. Gümrüğümüzü açsınlar diye. Hadi beraber şey yapalım, gidelim de verelim bunları. Kör karanlık, saat 6. Türkiye saati 8 ama bak burası ne kadar karanlık. Görüyorsun hala lambalar yanıyor. Dur bakalım. Uzun zamandır kamerayı eline almazsan böyle zorlanırsın işte oğlum. Güzel Daisy. Verelim evrakları. Sıkıntıya düşmeyelim. Biraz yoğun galiba buralar. Ne çok da minivancı var. Express, yükler acil. UBL, İDAŞ. O ne? Full Express. İsme bak. Güzel. Bu ne? Aura. O ne? ARC. Aa bizden biri. Güzel arabaymış ha. Sonra gelir. Şurada kahve içeriz. Şimdi gidelim evrağımızı verelim de bitsin o iş. Evrağı vermezsen gümrüğü açtıramıyorsun, öyle bir sıkıntı var. Günaydın, günaydın. Bak içerisinde dolu. Herkes sırada. Geldim geldim, sağ ol. Ben geçeyim şöyle. Selamünaleyküm. Gel. Burada bunu yazmamız lazım. Firma. Lojistik. Kamera işte böyle. Allah Allah. Allah Allah ya. Çekiyordu. Hakikaten o nasıl bir şey abi? Böyle dönüyor da kafası. İlk defa böyle bir şey görüyorum ya.
Normal kamera, telefon normal kamera mı? Yani? Telefon değil kamera. Yani normal kamera alalım mı? Normal kamera ya. Ne yapıyorsun abi, yani ne olarak kullanılıyor? Böyle şey, tıraş makinesi olarak kullanılıyor. Ya of ya. Abi çok ya. Güzel oluyor valla. O yüzden hayır, sakalları yani. Almıyor ama biraz yani. Baksana. İlk defa bir şey görüyorum ya. Kameraya bak. Evet arkadaş. Kafası yani dönüyor. Canlı yayın falan yapar. Başı dönüyor yani. Canlı yayın. İlaç var mı? Baş döndürücü ilaç. Canlı yapacağım mı? Yok, canlı yayın değil. Kaydediyorum, sonra yayınlıyorum. Ha. Böyle. Bu abi alacak mı acaba? Alıyor, abi alıyor ya. Tamam. Aslında abi. Öyle bir şey gördüm ya. Kameraya bak. Senin memleket? Erzurum. Erzurum. Orada yok mu? Yok, valla ben ilk defa görüyorum ya. Pahalı tamam. Bir şey. Pahalı bir şey ya. Hayatımda ilk defa böyle bir şey gördüm ya. Olsun, sıkıntı yok. Bak ben şey de... Gibi, ben robot de, gibi kafası dönüyor. Mesela senin bunu bilmediğini ben de yeni öğrenmiş oldum. Vallahi sen de bugün bir şey öğrendin, ben de bugün bir şey i̇lk öğrendim. İlk defa gördüm ben de şimdi böyle bir şey. Evrakları verdik. Bakalım burada plaka çıkacak mı? Aa, çıktı. Çıktı bak. Şurada. Evet. Ne zaman vermişiz? 4 dakika önce vermişiz. Öyle diyor. Dedim ya, yeşil odaya gelelim de bir kahve içelim diye. Bak. Bak. Bu abla kahve yapmayı unutmuş. Yaşlanmış muhtemelen. Öldü bu. Defekt. Yani çalışmıyor. Sabah kahve keyfi yok. Restorandan alacağız artık. Evrakları verdik ya. Bekliyoruz. Beklemek adetten. Fıtırcılar bekler. Beklerken de Aykut abi. Merhaba. Kuzey Anda kendisi. Bana börek ısmarladı. Afiyet olsun. Böreği neye borçluyuz Aykut abi? Her zaman. Her zaman. Her diyorsun. Zaman. Teşekkür ederim. Ne zaman karşılaşırsak. Yalnız senin ne kadar büyük bir insan olduğunu... Yani özünde. Şimdi bu arkadaşlar çok bilmiyorlar ya. İstersen senin ne kadar büyük bir insan olduğunu gösterelim. İster misin? Bir ayağım kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Öyle anlamayacaklar. Gelsene. Abi buraya geliyorum. 1.84. 1.84 boyum var. Senin boy kaç? 97. 97 artı göbek yalnız. Onu da evet. Çekme onu. Bu da. Evet arkadaşlar. Sıkıntılı bir durum var. Yine bir mülteci vakasıyla karşı karşıyayız. Polis geldi. Alman plakalı bir araçta mülteci olduğunu arkadaşlar fark etmişler. İçeridekilerin suyu bitmiş, yemeği bitmiş. Dolayısıyla çıkarın bizi diye bağırıyorlar. Şimdi bakalım birazdan kaç kişi çıkacak içeriden. Bilmiyoruz. Göreceğiz. Ama polis bizi kovalıyor. Diyor ki çekmeyin. Yani daha doğrusu buralarda takılmayın diyorlar. Biz de çekeceğiz yani. Çünkü bunun şeyi yok. Bu iş olmuş bir kere. Ne olmuş, ne bitmiş. Onu şimdi beraber göreceğiz. Evet, aynı şekilde yandan işlem görmüş bir halat var. Yazık yani, onlar da yeni bir hayat kurmak için geliyorlar ama işte böyle tırcıların başına dert. Arkamda da bütün arkadaşlar bekliyor bakalım kaç kişi çıkacak, sürpriz. Bayağı büyük bir aksiyon oldu. Sulendeyiz şu anda. Bizim evraklar hala çıkmadı. Çıkacak onları beklerken bir de böyle bir şey karşımıza çıktı. Bu video böyle aksiyon dolu oldu yani. Baba ne diyorsun? Vallahi bir şey demiyorum abi, ne diyeyim yani. Heyecanlı bir şekilde izliyoruz işte. Malzemeler çıktı sen. Hadi şimdi. Bahisleri açıyoruz beyler. Kaç kişi çıkacak sizce? Dört mü? Abi beş abi. Beş diyorsun, dört diyorsun. Dört. Ben de dört diyorum. Bu ne ya, kumarcılar burada. Ya Allah korudu. İlk başta senin araba zannetmiştim. Dozlamacılar da burada. Yapma ya.
Sıkıntı yok. Dedi ki abi geldi senin arabada dedi mülteci var dedim. Ne oluyor dedim. Ama sen de Alman plakaya geçtim deyince araba Alman plaka ne yapsın? Bu arada yanındaki araç da benim. Ses ilk başta benden geliyor zannetmiş Aykut abi. Aykut abi yüreğime indiriyordun çok ya. Çok kötü oldum ya. Vallahi muhabbetini yaptım arabada mülteci çıktı. Aynen öyle. Oo. Kalabalık. Bayağı kalabalıkmış arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. 4 diyenler kaybetti. 5 bende abi. Evet abi. Burada da Erkan abimiz. Eyvallah. Onunla beraber çekiyoruz. Çekiyoruz babacığım. Bugün kameramanlar çok. Aynen. 1, 2, 3, 4. 4'ü gördük abi. Uzakta şimdi, birazdan göreceğiz. 4'ü gördük de 5'e gidiyor. Aynen, in aşağıya. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Aşağı indirilen var mı? Bitmiş zaten abi, baksana. Bir bu. O gitti. Ay yazık. Bu baygın. Açlıktan, o kadın da var. O kadın zaten. Bu kadın. İkisi kadın. Bayan. Evet, İlhan şu an iki bayan. Tamam, bunların hayatı kurtuldu abi. Tabii ya, sıkıntı yok. Aynen. Kabul oldu mu bunların? Tabii bunlar yok be ne gönderiyor. Doğru kampa ondan sonra abi. Avusturya. Evet bitmişler. Açlıktan. Reis. Bu da baygın. Bu da gitti. Bayıldı. Ay yazık ya. Beş abi, beş. Ben kazandım. Beş, altı bile olabilir. Yok, evet. Beş, beş abi. Hemen su versinler, evet ya. Bu da kadın. Üç tane bayan olmuş. Oo, altı oldu Erkan abi. Altı mı oldu? Altı oldu abi, daha buradan çıkıyor bu taraf. Bu tarafta Allah kerim. Ya çıktı dağıtıldı yine. Oy maşallah. Çıkan bayılıyor zaten. Ya düşen bayılıyor. 7 oldu maşallah maşallah. Aa, çıkıyor çıkıyor. Yoklarda telefon çıkıyor. Eyvah. Araya reklam girdik baba. Reklamları saymadı abi. Aslan iyi reklam yaptı. Gene ne varsa Türk şoförlerinde var. Bak. Kadınlar baygın. Evet. Suyunu, gıdasını, şekerini düşünen gene Türk şoförleri. Yani bugün belki burada hani biz kendi aramızda şakalaşıyoruz, espri yapıyoruz ama yani aslında içler acısı bir durum var ortada. Yani diyorlar ya, umuda yolculuk. Umuda yolculuk yani bunlar neden kaçıyorlar ülkelerinden? Çok iyi şartlarda yaşadıkları için değil ki. Yani. Tabii ki. Sıkıntı. Hepsi siyahi bu arada. Siyahi aynen. Yani Pakistan değildir zannetmiyorum yani. Afgan olabilir. Afganistan'da pek yok şeyler. Böyle siyahi. Şeker yok maalesef bende. Olsa götürecektim zaten onu gördüm duydum da. Şeker yok. Şimdi ekmek falan götürsek ekmek de çok şey gelecek onlara şimdi. Şeker lazım ağır gelir. O erkekler de bitmiş abi baksana. Evet. Ha abi bilet değilmiş abi. Kampa götürecekler abi bunları. Afrika bunlar abi. Tabii canım Erkan bunlar kurtardı kendini. Afrika olabilir. Afrika olabilir evet. Ha, bunlar şey yapmıyor. Siyah ne siyah. Bunu kampa götürecek. Bunun 3-4 ay kampta ondan sonra kalacak. Ne yapacak bunu? Bunu mu gidecek? Evet. Hayat daha yeni başlıyor. Tabii canım. He? Aynen. Gidecek engelliyordur. Evet. Valla. Gidecek engelliyordur. Gördüğünüz gibi sansürü yedik. Polizay. Polizay sansür. Evet. Avusturya polisinin sansürü durumundayız. Bunlar Avusturya polisi değil mi? Tabii. Dozola bitti. Akıllarına getirmeyelim şimdi.
Evet kardeşim, bu kadar konuştuk, bir de ismini bahsetmişiz. Hasan abi. Hasan, ne güzel, babamın Özbaşar adı. Rahmetli babamın adı. Eyvallah abi, başlar. Allah rahmet, sağ olasın. Beni rahmet eylesin. Renk kattın, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi, ne demek. Evet, bir insanlık dramına daha şahit olduk. Buradan artık gümrüğü açtırdıktan sonra biraz da yolda muhabbet ederiz arkadaşlar. Aykut abi bir şey diyor musun? Diyecek bir şey yok. Bu manzarayı gördükten sonra... Aykut abi çok yukarıdasın. Orada havalar esmiyor mu? Biraz iyiydi. Adam 1.95 ya. 97 miydi? 97. Ay, maşallah. SD için zaten şapka takıldı sürekli. SD için seni HD çekiyorum abi. Hadi bakalım. Oo, iğrenç şeyler yapıyorum. Hadi ben kaç kaç. Günaydın. Ertesi gün sabah oldu. Telefonuma bir mesaj geldi. Diyorlar ki gel bakalım evraklarını al. Alınca bitecek mi? Bitmeyecek. Onu alıp karşıdaki binaya götüreceğim. O da saat 8'de açılıyor. Alman olsa 6'da açılıyor. Avusturya olduğu için gümrük işlemleri 8'de açılıyor. Saatte buranın saati 9 çeyrek geçiyor. Pardon, 7 çeyrek geçiyor. Bir gidelim bakalım. Alalım evraklarımızı. Yeter artık. Onlar da çok durdu. Kirasını almamız lazım. Evet. Gün çok sakin ya buralar. Dün ana baba günüydü. Günaydın. 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 Mesaj geldi. 92. Ay senin 180 euro ödemem var. Dün ödedim. Dün ödedin mi? Evet. Bir daha ödersem yanarım. Yani anlayacaksın. 180. Her gelişimde ödersem yanarım yani. Teyze beni bekletmeyi çok seviyor burada ya. Arkada bir tane teyze var. Alman teyze. Ödemişsin sen. Tabii. Ödemişsin. Evet. Saat 8'e Avusturya gümrüğü açılıyor. Tamam. Saat 8'e Avusturya gümrüğü gidersin. Sonra tekrardan geri gel. Fiş. Para üstü yok, fatura var. Ha, faturayı vereceğim. Tamam, teşekkür ederim. Sağ ol. Hadi görüşürüz. Evet, böyle. Duydun yani ne olduğunu. Şunun için bekledik. İki gündür buradayız. Yani dün geldik, bugün daha doğrusu. Toplam iki gün ama. Avusturya gümrüğü kapalı. Ne yapalım? Daha yarım saat var. Çay çorba içerim. Ondan sonra gideriz. Sana ısmarlamayacağım canım. Bakma öyle. Hadi saat 8 oldu artık, yeter. Verelim evrakları. Ne yapayım, hala geziniyorum buralarda. En sonunda çıktı evraklar. Şu karşıdaki binaya geliyoruz şimdi. Bu sarı jaluzili yer. Sağ taraftaki alana gireceğim. Zolamt Eingang girişi burası diyor. Buradan giriyoruz. Alman gümrüğü de, Avusturya gümrüğü de burada. Çekiniz. Çektik. Evet. Bundan sonrasını göstermeyeyim artık. Çekimi problem çıkartırlar. Şu evrakları vereceğim. Muhtemelen doz olayı da isteyecek. Şu yukarıdaki Avusturya dozumuz. Net göstereyim size. Şu. Onu da vereceğim. Ondan sonra işlemi yapmış olacağız.
Oradan da şeye geçeceğim. Tekrar az önceki spedisyon firmasına geçeceğim. Faturamı alacağım, gideceğim. Evet dostum, evrakları aldık geldik. Gördüğün gibi 180 euro para ödedik. Şimdi bu ne demek? Gümrük açıldı artık. Gümrük açıldıysa arkadaki mühür yerinde duramaz. Kural. Ve basto da çalışıyor lapır lapır. Cayır cayır. Fıldır fıldır. Dur. 3 saniyeliğine bile ayrılsanız arabanızdan kilitleyin arkadaşlar. Burası Avrupa. Yankilerle dolu. Mühür bu. Evet. Hemen keselim beraber. Kesiyorum. Kestim. Geçmiş olsun. Bizim araba değil mi lan bu? Başkasının arabasının mühürünü kesmeyin. Kendi arabanızınkini kesin. Gümrük açıldıktan sonra. Açılmadan önce yapmayın öyle şeyler. Ya bir şey olmuyor da cezası var. Ya illaki cezası olan şeylere de ceza kesmiyorlar. Bu arada onu da söyleyeyim. Anahtar nerede? Yaldır yaldır çalışıyor. Evet, bu servis biraz biliyorsunuz sıkıntılı geçti. Onu bekle, bunu hallet. Eldivenler de burada. İş ayakkabıları da orada. Ne demiştik? Papaz her gün pilav yemez. Ama Japonsa yer. Tabii. Yerine göre, zamanına göre. Her zaman her şey iyi gidecek demek değil. Şurada malı boşaltacağız az ileride. Hadi beraber oraya gidelim sizinle. Evet. Basalım marşa da. Akü tabi dibine inmiş bu arada. Buradasın. Git bakalım. Abi diyor ki 6.8 kilometre. Google diyor ki 7.5 kilometre. Gümrüğü açtık, adresin uzaklığına bak. Vay be. 900 kilometre yazdığı günleri biliyorum ben. Şimdi çok yakın olacak bu adres. Bu aralar dünyada hava çok sert esiyor. Üstünüze sağlam bir şeyler giyin. Evet. Çok sağlam olsun. Bu arkada bir şey var mı? Bir şey unutmayayım da onu hiç şey yaptım. Bakayım bu camdan dışarı bakayım arabada bir şey var mı? Evet. Yokmuş, yola çıkabiliriz yani. Çok sıkıntı yok. Yaptık mı biz Taco başlangıç? Yapalım. Okey. Giriş birinci sürücü başlanan ülke. Avusturyalıyız şu anda. Avusturya'dan başlayalım. Az ileride de orada Almanya'yı başlatırız. Bugün niye ben bu koltuğa sığamıyorum bilmiyorum. Ay. Ya polisler de dolaşıp duruyor. Dozvolacılar. Gelip sorsalar ya, bir kere sormuyorlar işte. Bakıyorlar bakıyorlar, gelmiyorlar. Bu adam çok sağlam diyorlar ya. Hiç fake yapmıyor. Hiç kaçmıyor. Hiç sağa sola bakmıyor. Yani sağa sola baksa kaçsa anlayacağız diyorlar da. Kaçacak adamın. Bizimle alakası yok. Hoplama zıplama işleri bunlar. Girdik mi? Evrakları da şöyle koyayım. Ben böyle yola çıkana kadar bir böyle pimpirikleniyorum. Çorbamı da içtim bu arada. Sabah sabah iyi gidiyor çorba. Şunu bir ıslak mendille silsem. Nerede o ıslak mendil? Böyle bunun deneyini yaptılar. Elbisene silersen
Efendime söyleyeyim, normal elinle silersen, ıslak mendille silersen, bir de dezenfektanla silersen ne oluyor, bakteri ne kadar ürüyor diye. Islak mendille dezenfektan neticesi güzel. Ama böyle elinle sildin ya da üstüne sürdün, içtin, çok ciddi bakteri var. Sorun değil ya. Bakteri, sıfır bakteri eşittir ölüm. Biliyorsunuz bunu. Bilmiyor muydunuz? Öğrendiniz işte ya. Sorun değil. Evet. Şunu da açayım, iyi olur. Sabah sabah çok seviyorum ya. Çok iyi gidiyor. Reklam değil ya zaten, şeyini göstermiyoruz. Harika. Oh. Hayır, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada oğlum minivan sürüyor artık. Bu, o da lojistik sektörüne girdi. Başka bir firmada minivancılık yapıyor. 1.9 kilometre içinde otoyoldan ayrılmaya hazır. Daha yeni kalktık ya. Ya yavaş gideyim de bir polis moris geçsin önüme, bir şey yapsın. Ne yapıyorsun sen? Ver dozola, dozola bitti falan yapsınlar. Yok arkadaş, yok. Abi böyle gidiyoruz. Başka zaman buradan böyle fişek gibi kaçtığımı biliyorum. Sağlığımız ya şimdi. Yok mu? Yok. Şimdi şeye gidiyor. İngiltere'ye gidiyor. Bir Romanya'ya gitti. Bir daha Romanya'ya gitti. Oradan Çek'e gitti. Sonra Alman'a geldi. Sonra Slovak'a gitti. Bu servis gene Slovak'a gitti. Oradaki işini halletti. Oradan şimdi İngiltere'ye gidiyor. Vay be, benden çok gezmeye başladı kerata. Minivancılıkla ilgili öğrenmek istediğiniz her şeyi bazen Mehmet, bazen Burak adresinden Instagram adresinden sorabilirsiniz DM'den. Bir de hayırlı olsun dersiniz. Evet. Çıktık. Suben gümrük sahasından çıktık. Mühürü kesmiş miydik? Kestik. Evrakları aldık mı? Aldık. Parayı ödedik. Hava Daisy ile yolculuk yapmaya elverişli. O halde Almanya topraklarına girdiğiniz ülke bilgilerini görmek ister misiniz? Hayır. İşte görünürlük testi gerekli. O şey, yeleğin olsun demek istiyor. Yani tam çevirisini saçma sapan yapmışlar. Kandaki alkol oranını söylüyor. Kullanmadığım için önemsemiyorum. 0,3-0,5 promil. Ondan sonra otobanda şöyle, devlet yollarında böyle tas sınırları var diyor. O kadar. Başka bir şey söylemiyor. Hani ülke bilgilerini görmek ister misiniz deyip de seni şeye atmıyor. Yani işte en güzel döner şurada yenir falan. O yok yani. O yoksa benim için ülke bilgileri bir anlam ifade etmiyor. Yemek varsa bilginin içerisinde, o zaman kabul. Bak ne oldu? Bu konuştu, sen hala konuşamadın. Şimdi Google navigasyonla kamyon navigasyonunu karşılaştırıyoruz. Bakalım bu bulabilecek mi soldaki? Pek bulamıyor o, bu şey. Şu bölgeyi galiba yüklememişler mi? Ya da orada bir değişiklik olmuş da buna ben mi yüklememişim bilmiyorum. O yüzden böyle garantili gitmekte fayda var. Yaklaştıktan sonra bir Google falan açılmakta, açılmasında fayda var. Tabii göz tabela da oluyor. Ne yapıyoruz? 4 metreden alçak. Mümkünse 4.1 metreden alçak köprülerden, tünellerden geçmiyoruz. O şekil gözümüz tabelada oluyor. Kamyon giremez denilen yerlere de girmiyoruz. Evet, durum budur. Bir serviste neler yaşadık? Nokta nokta aktarmış olduk. Yük boşaltma adresine de gidip orada toparlarız bu muhabbeti.
böyle diyorsun da o yol kapalı işte. Bak burada kazı çalışması var. Bu görmüyor orayı. Açık mı acaba? Bakalım ne olacak şimdi. Göreceğiz. Buradan girebilirsek. Tamam. Ya sağa döneceğiz, sağa döneceğiz. Ya köprünün altından üstüne çıkıp sola döneceğiz. Böyle bir durum var. Allah Allah. Google da şey yapmamış. Görmüyor orayı. Aa. Görüyor musun sen? Google'da da yok. Enteresan. Sağdaki çıkışa girin. Yok anam kapalı. Sağa dönün. Yok yavrum dönemiyoruz. Sağdan çıkıp soldan gideceğiz o zaman. Evet. 200 metre içinde sağa dön. Benden çok konuşuyorlar. Hesapla. Hesapla. Oldu yavrum 12 kilometre gideceğim. Sen mi vereceksin mazotun parasını? Manyağa bak. Nasıl yamulduk? Yağmurlu yağmurlu. Yerler de ıslak. Ama büyük sıkıntı yok. Azıcık kaloriferi açayım. Şöyle. Böyle sola. Sen sağa gidiyorsun. Sen sağa gidiyorsun. Ben sola gidiyorum kardeşim. Geleyim mi? Hesaplaması. Polis abiler bir baktı, abla da arabadan çıktı, galiba kameraları görünce vazgeçtiler. Ben sola döneceğim kardeş, sağa dönüm deyip durmayın ya, Allah Allah. Sağa gidemem, sağda değil, ben biliyorum ne olduğunu. Mahsus geliyorsunuz, neredesin sen? Ukraynalı mısın? Burada da Ukraynalılar başımıza bela. Ya hadi. Kaç oradan. Vuracağım bak. En sonunda o olacak. Bir müsaade edin ya. Koca tır. Bu adam bekliyor burada. Yazık. 550 metre içinde tam sola dönmeye hazırlan. Milli servet ya. Durduğumuz yerde har egzoz dumanları bilmem neler. Tamam, MedBlue sistemi egzozu temizliyor ama yani öyle sıfıra sıfırda indirmiyor ya. Yani. Gidelim yolumuza bakalım. 300 metre içinde tam sola dön. Sonra yok yok devam. o yol değil. Bak o da şaşırıyor. Anlaşıldı ki kendimiz gidiyoruz biz şu anda. Olmuyor yani öyle. Sonraki tam sola gir. Sonra doğru devam. Aha, o da değil. O buradan git. Sonra 300 metre içinde sola dön. Sen sol diyorsun. Sen ne diyorsun? Sen sağ diyorsun. Tamam, sağa döneceğiz. Öyle abi. Yerse. EKB park sağda dedi zaten. Sonraki sola gir. Sola dönün. Gittiğimiz yer aynı zamanda bir otohof, yani kamyon parkı olduğu için biz kamyon parkı tabelalarını takip ederek orayı bulabiliyoruz. Dur be. Mitiç'e geldik, Mitiç. Giriyorum. Ana yol zaten burası. Hafifçe gir ne? 400 metre sonra tüm düz ilerleyin. Yo. 60 metre içinde sola dön. Heh, bak bu sefer de bu navigasyon doğruyu söyledi. Bu karıştırıyor şimdi kafayı. Dur bakayım, yavaş gidelim. Buraya gelmiş miydik beraber sizinle? Bir kere geldiydik galiba. Sonraki sola gir. Buraya olmaz. Buradan girilmez. Sen de şaşırdın şimdi. Orada olmaz. Rota tekrar hesaplaması. Hesapla bakayım ne olacak. Ha. 160 metre içinde sola dön. Tamam. Heh, buradan dümdüz döneceğiz sola. İlerleyin. Ardından sola dönün. Yok dümdüz iler. Yo evet. Sonraki sola gir. Hayır. Evet. Şuradan. Kafa karıştı iyice. Bak park diyor, buradan gir diyor. Tabela koymuş adam. Sola dönün. Döneceğiz, ondan sonra çıkacağız. Gideceğiz
gideceğiz 30 kilometre. Münih'ten döneceğiz ondan sonra. Dur be dur. Bak Verak Highway 118. Şimdi, tamam. Susun Allah'ını severseniz çocuklar, bir susun, kafamı karıştırdınız. Ha, geri dön. Burada ama buraya geliyorum ben. Niye geri dönüyorum? Buraya geliyorum ben. Geldiğim yer burası. Hayret bir şey ya. Bakayım girişi neresiydi buranın. Bariyer bariyer bir şeyler vardı. Ha, nereden giriyoruz? Buradan oluyor muydu? Ha, buraya girilmez diyor. Aha. Şuradan ya. İşte tamam. Oradan giriş. Oh. Heh, bulduk. Evet. Hoş geldin, hoş geldin. Ver. Ticket'ımızı da aldık. İnşallah girebileceğiz bugün. Götünü kaldıramadı. 20 ton yük var, normal. Normal. Kapat bariyer arkamdan, soğuk girmesin içeri. Hadi bakalım. Bir tane şey aldım. Araç içi ocağıma yedek gaz aldım. Şimdi o laptop sağa sola, yanlış koymuşum onu oraya bir yere. Sağa sola şey yapıyor. Aferin çocuklar, çekilin bakayım. Abiniz geldi. Merhaba. Şöyle bir tam karşıya girersem geri geri bu serayın olduğu yere yanaşabilirim o çıkınca. Büyük ihtimalle buraya gireceğim. Tamam. Şuraya bir koyalım. Kafamızı sokalım şuraya. Ondan sonra ne yapıyoruz? Geldik adresi. Ne yapacağız peki şimdi? Adamlar bizi çağıracak mı? Yo, evraklarımızı götüreceğiz. Bak ben geldim, bunu getirdim diyeceğiz. Ondan sonra aa iyi hoş geldin. Gel yanaş ya da ne yap? Bekle abi, haber vereceğiz. Aracın nerede diyecekler. Olay bu. Tık 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 yaptığımız videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Bu servis başımıza gelmeyen kalmadı. Siz de gördünüz. Kendinize iyi bakın derken şunu da belirteyim. Her zaman insanlığın tarafında olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.